90'lı yıllarda gazeteciler, Kürt gazeteciler enselerinden vurulurlarken bile sokak ortasında hemen ertesi gün kaleminiz yerde kalmayacak diye hakikat ortaya çıkacak, karanlıklar yani gerçekler karanlıkta kalmayacak diye manşetler atan bir gazetecilik geleneği var ve bu gelene kökleşmiş artık bu coğrafyada. Dolayısıyla biz o geleneği bilen gazeteciler, okuyan, öğrenen gazeteciler de o geleneği bir nebze olsun devam ettirebilmek, daha fazla yayabilmenin mücadelesini veriyoruz. Çünkü hakikatle ancak bu zulümat ortadan kalkabilir. Hakikat en büyük korkusudur faşizmin ve faşizmin sonunu getirecek olan da bu hakikattir. Şöyle bir şey yani mesela küçük bir örnek vereyim. Şimdi Kemal Korkut vuruluyor. Ben Kemal Korkut'u tanımadığım halde, ismini cismini bilmediğim halde bu insanın haksız hukuksuz bir şekilde öldürüldüğünü o fotoğraflarla belgeledikten sonra hayat hikayesini öğrenmeye başladım, ismini öğrenmeye başladım. E, ve öğrendikten sonra aslında gazeteciliğin ne kadar elzem, ne kadar kutsal bir meslek olduğuna e, olan inancım daha fazla arttı. Düşünün Kemal Kurkut eğer o fotoğraflar olmasaydı hala bütün kamuoyu onu canlı bomba olarak bilecekti ve e, maalesef ama maalesef lanetle anacaktı. Ailesi bile o kadar yalnızlaştırıldı ki o bir günlük süre içerisinde o fotoğraflar yayınlanana kadar ailesi bile o kadar yalnızlaştırıldı ki o e, anne bile o aile bile çocuklarının gerçekten böyle bir delilik yapmış olabileceği e, e, noktaya getiren bir e, e, yanlış yani kara propaganda ortadayken siz o fotoğraflarla hiç olmazsa o aileye çocuğunuz masumdu diyebiliyorsunuz. Bu nedenle yani ben şimdi kırkında Kemal'in Malatya'ya gittim. Aile, anne beni görmek istemişti ve gittim oraya. Anne benim gözlerimi öperek bu gözler benim Kemal'imin hakikatini ortaya çıkardı dedi. Bu gözler Kemal'imi gören son gözlerdir dedi. Yani şimdi temel motivasyon biraz bu oluyor. Temel motivasyon Kobane'de siz o savaşın içerisinde o insanları kendi topraklarını savunmak için nasıl çıplak elleriyle mücadele ettiğine tanıklık ediyorsunuz en yakınından ve bunu yansıtıyorsunuz ve bunun daha sonra o insanların yaşamında bir çözüm ürettiğini gördüğünüzde mutlu oluyorsunuz. Ya da diyelim ki deprem bölgesinde bacağını yitirmiş kız kardeşini, ablasını enkaz altında bırakmış Suriye'deki evinden göçmüş, gelmiş, yalnız burada da yalnızlığa terk edilmiş birisinin e, hikayesine temas ettiğinizde ve onun hayatını bir nebze olsa yaptığınız haberlerle kolaylaştırmaya başladığınızda onun size olan inancı temel motivasyon noktanız oluyor. Ya da Fidan abla vardı pazarcıkta, e, işte e, haberini yapmıştım, birkaç defa da e, kamuoyu da çok sevdi. Fidan ablanın güneş ne zaman doğacak cümlesini dahi siz verdiğinizde ve insanlarda bir umut yarattığınızda o hakikatine ne kadar değerli olduğunu görüyorsunuz. Ve 20 yıldır ben bunu görüyorum. Hakikate en yakınından hatta gerekirse içinden e, o hakikate e, ses, o hakikate göz, o hakikate kulak olmak istiyorum. Bütün çabam bu. Hakikat konusunda inatçı olmak lazım. Vicdan çok önemli. Gazetecilikte 5 en 1 kay yetmiyor. Yani ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl, kim, Soruları evet bize bir haberin kalıbını ortaya çıkarıyor ama o haberde vicdan unsuru önemli. E, o haberde siz o öğelerle çarpıtılmış bir haber bile, eksik bir haber bile bırakabilirsiniz. Ama onu vicdanla tamamlayabilirsiniz. Ve hiçbir zaman insan vicdanını, özgürlüğünün, arkasına gizlememeli. Yani acaba özgürlüğünden olabilir miyim düşüncesine kapıldığınız an vicdanınızdan ödün vermeye başlarsınız. Vicdanınızdan ödün vermeye başladığınız an hakikatten uzaklaşırsınız. Hakikate sadık kalmadığınız an insanlığınızdan eksiltmiş olursunuz. İnsan kalabilmek için hakikate sadık olmak gerekiyor. Hakikate sadık kalabilmek için vicdanlı olmak gerekiyor. Ve vicdanı özgürlüğüne yeğlemek gerekiyor. O yüzden eğer gerçek anlamda bir gazetecilik yapılacaksa iktidarların karşısında kamuoyunun yanında kamuoyunun yararını gözeten, halkın toplumun yararını gözeten bir gazetecilik yapılacaksa bu hususlar çok önemli bence.